Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Karagöz Hacivat 700 yıllık bir sanat. 700 yıldır bütün dünyada Türk gölge oyunu diyerek tescillenmiş. UNIMA tarafından ve UNESCO tarafından Türk gölge oyunu diyerek tescillendi 2009 yılında. Bunun için büyük çalışmalar yaptık. Almanya delegesi de bizim için oy verdi, sağ olsun. Bir oyla kazandık ve bizim için Türk gölge oyunu Karagöz Hacivat diye bütün dünyada literatüre geçmiş bir sanattır. Efendim, benim ismim Hayali Ali Köken. Yani Hayali Karagöz Hacivat Ustası demektir. 1994 yılından bu yana 30 yıldır Karagöz'de Hacivat oynatıyorum Almanya'da. Artı 8 ülkede perde açtım, hala devam ediyor. Işık yaktık, perde kurduk, göstereceğiz gölge hayal, bu perde başka perde sanılmaya martaval. Karagöz Hacivat perdesi, Şeyh Küşteri Hazretleridir ustası, yoktur hilesi buradası. Gönlünüz aşk ile, meşk ile, sevgi ile dola, Karagöz ile Hacivat için şöyle kuvvetli bir alkış ola, başlayalım işimize. Bakalım Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Of! Hay hak! Geldik huzura, neşeli dakikalar geçirtmektir. Gayemiz kıssadan hisse çıkarın, şen olsun gönülleriniz. Aman efendim, herkesin arkadaşı vardır ama benimki gibi olamaz. Karagöz gibi arkadaş aramakla bulunmaz. Acaba benim kara kaşlı, kara gözlü, elma yanaklı, kiram dudaklı kara gözüm evde mi? Evdeyse şöyle biraz laflasak. Bir sesleneyim bakayım. Yar bana bir eğlencemese daman of. Bağırıp durma sokak ortasında. Efendim kara gözüm. Bak ben gittim. Sana bir tane çöp tenekesi ısmarladım. Nereden ısmarladın? Belediyeden. Tamam. Bundan sonra çöp verip çöp tenekesine atacağım. Ama ayıracaksın. Neyi ayıracağım ya? Çöpleri ayıracaksın. Nasıl ayıracağım? Mesela sen kağıtları ne yapıyorsun? Kağıtları yakıyorum. Ya o kağıtlar yanar mı? Ne yapayım birader, yakıyorum. Onları kağıt çöpüne atacaksın, tamam mı? Tamam. Sonra plastikleri ne yapıyorsun? Ya birader, plastikleri de yakıyorum. Şişeleri ne yapıyorsun? Şişeleri denize atıyorum. Ya şişe denize atılır mı? Denizi kirletirsin. Şişeleri ayıracaksın. Tamam, ayırayım. Efendim, çöpleri mahallenin ortasına atmayacaksın. Tamam, mahallenin ortasına atmıyorum, sokağa da atmıyorum. Yıktın perdeyi, eyledin bir an, gideyim sahibine haber vereyim hemen. Efendim, sürçülisan ettikse affolsun sözümüz. Sevgiyle, mutlulukla kalsın özünüz. Hoşça kalın, dostça kalın, boşça kalmayın. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Evet, sağ olsun. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, ben Hayali Ali Köken, Karagöz Hacivat Ustasıyım. Sanat yönetmeniyim. Almanya Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimleri Müzesi gölge oyunları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra Almanya Tiyatrolar Birliği'nde referent olarak görev yapmaktayım. Ve bunun yanı sıra Köln'de bulunan Devlet Tiyatrosu'nda da Karagöz Hacivat ve gölge oyunları üzerine atölye çalışmaları yapmaktayım. 1994 yılında ilk defa Almanya'da perde açtım. Yani 30 yıla yakındır Karagöz Hacivat oynatıyorum. 1999'a kadar olan süreçte, yani 4-5 yıllık bir süreçte hep Türkçe oynatmıştım. Ama gittiğimiz yerlerdeki Türk organizasyonlar da hep Almanlar da geliyordu. Alman insanlar, Alman komşularımız da diyeyim artık. Onlar da iç içeyiz. Onlar da gelip Karagöz Hacivat'ı görmek istiyorlardı. Ve geldikleri zaman çok ilgi çekiyordu. Renkli bir gölge oyunu, değişik değişik karakterler, efendim değişik müzikler, efendim Karagöz'ün hareketleri, Hacivat'ın hareketleri falan çok dikkat çekiyor. Ya bunu neden Almanca yapmıyorsunuz? İşte bir Almanca olsa daha iyi olurdu. Biz de anlayabilirdik gibisinden. Bazen böyle serzenişler duyduk. Dedik ki o zaman biz oturalım bir Almanca, birkaç Almanca oyun yazalım. Birkaç Almanca oyun yazdık. Efendim oynatırken tabii yazdıklarımızla oynattıklarımız arasında her zaman fark olur. Çünkü biz bunu biraz da
gayri ihtiyari hemen aklımıza ne gelirse onu ekleriz. Bazen çıkarırız, bazen ekleriz. Çünkü Karagöz Hacivat'ın geleneğinden böyle bir şey vardır. Derken Karagöz Hacivat Almanca yavaş yavaş oturmaya başladı. 94'ten 99'a kadar dediğim gibi Türkçe oyunlar. Ondan sonra da arkasından da 1999'dan bu yana yani 24 yıldır falan da Almanca oyunlarıyla perde açmaya çalışıyoruz. Tabii Alman seyircimiz de oldukça fazla. Ve ben Alman seyirci dışında 8 ülkede Karagöz Hacivat perdesi açtım. Diğer ülkelerde de Türkçe olarak açtım ama Avusturya gibi, efendim İsviçre gibi ve Almanya gibi ülkelerde, Almanca konuşulan ülkelerde de Almanca olarak perde açmaya çalışıyorum. UNESCO'da Karagöz Hacivat Türk gölge oyunu olarak tescillendi. Başka milletlerin de kendilerinin has gölge oyunları var. Mesela Çin'de var, İndonezya'da var, Singapur'da var, efendim Hindistan'da var. Efendim İran'da daha önce oynatılmış, şu an çok az da olsa birkaç usta var. Mısır'da var Karagöz Hacivat. Biraz benzer Karagöz Hacivat'a benzer o Mısır'daki. Efendim Karagöz'e çok yakın olan Karagöz vardır. O da isim benzerliğidir. Çok daha farklı karakterler içerisinde bulundurur. Mesela Yunanistan'da da Karagöz Hacivat'a benzeyen bir gölge oyunu vardır. Ama Karagöz Hacivat tamamen Türk kültürünü içerisinde bulunduran bir gölge oyunudur. Onun için Karagöz tamamen Türktür. Efendim Hacivat da Türk aydınını, Karagöz de Türk köylüsünü, Türk halkını temsil eder her zaman. Ondan sonra diğer karakterler de zaten içerisinde bir sürü karakter vardır. O karakterler de halkı, yani Türk halkı, Türkiye'de bulunan değişik halkı temsil eder. O nedenle Karagöz Hacivat Türk gölge oyunudur. Öyle tescillenmiştir. Maalesef Almanya'da da ya da Avrupa'da yaşayan Türk sivil toplum kuruluşları çok bölünmüşlük içerisindeler. Yani bir yerde perde açıyorsunuz, ondan sonra diyor ki işte efendim ya işte onlar da açtı, biz de açtırmasın. Ya da bunu çok maalesef yaşadığım için benim için çok acı bir duygudur. Bir yere gidiyorsunuz, sizi çağırılıyorsunuz. Yani biz bu sanatı öğretmek, göstermek misyonunu yüklenmiş insanlarız. Bizim için A dernek ya da B dernek ya da A siyasi görüş, B siyasi görüşte ya da B inançta ya da A inançta insanlara biz ayırmıyoruz. İnsana insan olarak bakıyoruz. Hepimiz bir milletin çocuklarıyız diye bakıyoruz. Ve bu kültür hepimizin kültürü diye tanıtmak için gidiyoruz. Maalesef orada bir ayrımcılık yaşıyoruz. Ahmet Gile geldi, Mehmet Gile getirmesin. Mehmet Gile gitti, işte Mehmetler niye getirsin? Onlara gitti falan gibi şeyler yaşadım. Maalesef Türk sivil toplum kuruluşları yeterince Karagöz Hacivat'a pek ilgi gösterilmiyor. Bir de yani bazen soruluyor efendim işte nasıl bir Karagöz Hacivat? Türkiye'de maalesef bu yozlaştırılmaya çalışıldı. Yani Karagöz Hacivat'ı elbise giyerek oynamaya çalışan insanlar. Karagöz Hacivat gölge oyunudur. Karagöz Hacivat perde oyunudur. Onun için iki kişinin elbise giyerek Karagöz Hacivat gibi çıkması Karagöz Hacivat değildir. Şaklabanlıktır maalesef. Karagöz'e çok büyük zarar vermiştir. O nedenle ben soruluyor işte nasıl bir Karagöz Hacivat? Ne oynatıyorsunuz? Nasıl bir şey oynatıyorsunuz? Anlatıyorsunuz kişilere. Maalesef Türk sivil toplum kuruluşları bu konuda çok yaman kaldı. İsterim yani ben bu oyunumu bütün herkese gösterebileyim. Bu Türk toplumu vesilesiyle aynı zamanda dediğim gibi Almanca da oynattığım için Alman komşularımıza da o şekilde girebilelim istiyoruz. Bunu tanısınlar istiyoruz. Maalesef geleneksel sanatlardan birçoğu yavaş yavaş kaybolmaya yüz tuttu. Dediler ki metah gitti, köy seyirlik oyunları maalesef gitti ve Orta Asya geleneğinde 5500 tane oyun da geldiğimiz söyleniyor. Ama şu an 500 tane toplayamazsınız, belki 50 tane toplayamazsınız. Maalesef köy seyirlik oyunlarımız gitti. Eskiden metah geleneğimiz vardı, metah kahveleri vardı. Maalesef efendim şimdi bir tane doğru düz metah bulamazsınız. Yani işte yapmaya çalışan belki bir iki kişi, onu da pek duyamıyoruz maalesef. Basın buna pek yayınlamadığı için görünmüyor. Karagöz kaybolur, kaybolan bir sanat denildi. Ben 1994'te başladığımda herkes demişti ki yani bitmiş bir sanatı neden sahipleniyorsunuz? Tiyatro okumuşsunuz, tiyatroyu gidin, tiyatro yapın. Efendime söyleyeyim, Batı tiyatrosu yapın. Efendim işte dünya tiyatrosu yapın demişti. Ve ben demiştim yani ben Karagöz'ü çok seviyorum ve Karagöz'ü canlandırmak istiyorum. Karagöz'ü yaşatmak istiyorum. Ben 30 yıldır Karagöz oynatıyorum. Yani bitti denen sanatı ben Avrupa'da yani bitirmedik. Bir oğlumu yetiştirdim. Şu an bir usta daha var. İki perde açabiliyoruz aynı zamanda. Karagöz'ün ölmemesi için buradaki Türk toplumuna ve Türkiye'deki
Türk toplumuna çok büyük görevler düşüyor. Ben aslında tiyatrodan gelmeyim. Yani tiyatro grubunda öğrendim. Normal tiyatro, Avrupa tiyatrosu öğrendim, Almanya tiyatrosu öğrendim. Babam her zaman Türk tiyatrosu Karagöz Hacivat oynatmıştır. Ondan her zaman heveslenmiştirim. Oynamak kendim istemiştirim. Seneler sonra büyüdükten sonra babam dedi, hadi ben sana bir Karagöz Hacivat'ı göstereyim, sana bir öğreteyim. Baba mesleğini öğrendik. Kendi isteğimle öğrendim. Yani babam gelip de Karagöz Hacivat öğrenmen lazım ya da yapman lazım, usta olman lazım. Öyle bir şey hiç yoktu. Her zaman kendimden gelen bir şeydi. Onun için kendimle gurur duyuyorum. Çünkü Almanya'da yapıyorum ben bu işi. Almanlar için yapıyorum bu işi. Almanya'da tekim. Yani başka Karagöz Hacivat ustası zaten az. İkimiziz tek Türkiye'de, Almanya'da. Bir de dünyada tek ben Karagöz Hacivat'ı değişik bir dille oynatıyorum. Bir de en geç usta benim. Yani 32 yaşındayım ama ustalığı 26 ile ya da 24, 26 öyle. En genç usta bendim. Almanya'da yaptım ben işte öğrendim ustalığı. Türkiye'de öğrenmedim. Bu da bir ilk. Yani inşallah tek ben ilk olmam. İsterim ki gençler de Karagöz Hacivat'ı tanısınlar, öğrensinler, heveslensinler. Çünkü ben Almanya'da doğma büyümeyim. Yani Alman okuluna gittim, Alman üniversitesine gittim, Alman tiyatrolarına çalıştım. Ama ne kadar kendimi bu kadar burada görsem, olsam bile hala Türk'üm ben. Ne mutlu Türk'üm diyenem. Karagöz Hacivat'ta kendi karakterleri olsa bile, yani Karagöz'den Hacivat'ın kendi bir yani kalıbı olsa bile, o kalıbı nasıl dolduracağın ustaya göredir. Usta kendisine her Karagöz'de her Hacivat'ı değişik oynar. Her zaman kendini gösterir. Yani Karagöz'de Hacivat da olsa, yani %50'si benim Karagöz'ün, %50'si de Hacivat'ın benim. Öyle de ondan ikisi de benim yani. Yani ben de Karagöz Hacivat'ım, Karagöz Hacivat da benim. Yani ikisi de beraber onun için bağ kuruluyor. Her tasviri bir usta oynar. Her tasviri bir sesini bir usta verir. Onun için kaç tane değişik karakter görsek bile hepsi de bir ustadır. Diyelim ki kendini biraz yani delikanlı görürsen tabii tuzu daha iyi oynarsın. Ya da kendini biraz çocuklu görürsen bebe ruhu tabii daha iyi oynarsın. Ama hepimizin içinde bir çocuk vardır. Hepimizin içinde bir delikanlı vardır. Onun için hepsi de her tasvirde kendimiziz. Asimile olmasınlar. Çünkü ne kadar bu yani biz benim ailem 4. jenerasyonda. Yani benden sonra daha generasyonlar geldi. Ne kadar kendimizi Almanların içine bağ kurmak için ya da onlarla beraber olmak istersek hala Türk'üz. Bunu her gün yaşıyoruz. İsmimizle olsun, yani saçımızın rengiyle olsun, insanlara bize değişik karşılıyorlar. Biz ne kadar açık kalpli olursak olalım, onu tabii olmamız lazım. Açık kalpli olalım. Kimseye kinle ya da nefretle yaklaşmayalım. Ama kendimizi de unutmayalım. Çünkü bu bana sorarsanız en önemli bir şeylerden biri. Çünkü Türkiye'de ne kadar değişiklik olursa o değişiklikleri tabii biz de getiriyoruz bu tarafa. Biz de zamanla değişiyoruz. Ama o bağ kapanması lazım. Yani oraya gidip de işte senede bir kere haftalığına Türkiye'ye gitmeyelim. Türkiye'yi tek Antalya, İzmir değil, İstanbul değil. Konya'yı da bakalım, Balıkesir'e de gidelim. Ondan sonra Akdeniz'i de görelim. Türkiye hala bizim için bir büyük ülke. Hala bizim için yani dilimiz olsun, ne yaparsak yapalım. Hala Türk'üz biz. Onun için benim demek istediğim, kültürünüzü unutmayan gençlere demek istediğim bu. Kültürünüzü yaşatın. Şimdi burada yetişen gençlik maalesef Türk kültürünü özümseyemiyor. Birinci nesil Türkiye'den geldiğiyle yaşamıştı. İkinci nesil Almanya-Türkiye arasında ki kültürle yaşamıştı. Üçüncü nesile bakıyorsunuz, çok az bir Türk kültürüyle yetişti. Dördüncü nesilde maalesef Türkçe'de dil olarak kaybolmaya başladı. Efendim gittiğimiz yerlerde görüyoruz, Almanca oynattığı zaman bunu anlıyorlar, ben Türkçe oynattığım zaman anlamıyorlar maalesef.
çok çok zor durumda dördüncü nesil. Ki beşinci nesil geliyor. Beşinci nesil de maalesef burada çok çok sıkıntı çekecek. İki arada değil, artık Almanya'da Türk ismiyle, Türk soy ismiyle yaşayan insanlar olacaklar. Kültürü yaşamak gerekiyor, dili yaşamak gerekiyor. Devletin politikasıyla olmayacak. Burada Türk kuruluşları efendim buna bir çare bulmak zorundalar. Yoksa kaybolacağız burada.